Son sayfa ile karşınızdayız. Turgay Demir ve Ceyhun Eriş'le beraber gündemi değerlendireceğiz. Ve gündemimizin ilk maddesi elbette Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında elde ettiği 7-0'lık çok görkemli galibiyet olacak. Turgay Demir hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar. Ceyhun Eriş hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem. Gerçekten müthiş bir maç başlangıcı siyah beyazlı takımdan. 14 dakika içinde gelen 3 gol, 5-0 biten bir devre, 7-0'a bağlanan maç. Hakikaten son yıllarda gördüğümüz Süper Lig'deki en iyi takım performanslarından bir tanesini Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında izledik. Yani ikinci dakikada gol gelebilir. Bazen bir takımın reaksiyon göstermesini beklersiniz. Ama dakika 5 olduğunda bu maçın böyle bir noktaya gidebileceğini hissetmiş olmamız hakikaten enteresan. Evet. Bilmiyorum sizde nasıl duygular uyandı. Benim için sonuç hiç şaşırtıcı olmadı. Yani takım sahaya çıktığı anda bir sinerji vardı. Beşiktaş'ın ısınırken bile hareketlerinden belliydi. Oyuncuların birbirine destek olduğunu hissediyordunuz. Ve muhtemelen soyunma odasında tanıdığım Sergen Yalçın, muhtemelen diyorum, sormadım, kendisine konuşmadım, demiştir ki arkadaşlar ben sizin bugün kazanacağınızı zaten biliyorum. Buna inanıyorum. Ama bugün kazanmak yetmez. Bugün oyun olarak da herkes susturmamız lazım demiştir. Bu tür bir maçı teknik olarak analiz edersem ben etmem en azından. Çünkü dilim sürçer birini öne çıkarırım. Dilim sürçer birini geride bırakırım. Haksızlık olur. Kaleci Ersin'in çıktığı bir top var kritik bir dakikada. O bile rakibe bir can verebilirdi. Rize maçının 3-0'dan 3-2 2 dakikada olduğunu unutmayalım. Can verebilirdi. Ersin'den Larin'e, orta sahada Josef'e, sağ bekte Rozier'e, sonradan giren Rıdvan'a. Yani dördüncü gol attan çıkıyor, giriyor, beşinci gol atıyor onun yerine giren. Bugün Beşiktaş takımı savaşan bir kartaldı. Savaşarak oynadı, takım halinde oynadı. İlginç ve çarpıcı tarafı şu, hatta 3 kişiyle oynayan bir takım. Acemi boksör gibi demiştim dün akşamki yayında. Denk getirirse yere seriyor. Onun yumruklarından korunabilirsen sen onu yere serebiliyorsun ki bir 6-0'lık mağlubiyetleri daha var böyle bildiğim kadarıyla. Galiba Antalya Spor'a. Böyle evet. kaçırdılar. Bir tane attılar. 2-3-4 derken. Antalya Spor'a. Evet. Olabilir. Alanya'da Antalya. Dolayısıyla Beşiktaş bugün çok inanmıştı. Antalya Spor'a onlar attılar. 6 tane. Antalya Spor'a mı attılar? Alanya Spor'a ligin başında kaybettiler. Öyle mi? 6-0. Yani Antalya'ya onlar attı. 3 tane forveti var, 55 gol atmış. Evet. Ama arkada bir şey yok. O forvetler seni tuttuğu kadar tutunuyorsun. Önde oynamayı seven 3 oyuncuyla, önde oynamayı seven 11 oyuncunun maçı vardı. Dolayısıyla Beşiktaş hakikaten şampiyonluğu hak ettiğini gösterdi. Hem oyunuyla hem golleriyle çok görkemli bir galibiyet aldı. Şimdilik bu kadar. Sonra devam ederiz. Ceyhun Eriş, çok çarpıcı bir sonuç. Hani bulduğunuzu atarsınız, böyle bir sonuç alırsınız. Öyle karşılaşmalarda futbolun akışı içerisinde karşımıza çıkıyor ama daha fazlasını da atabileceği bir maç oynadı Beşiktaş. Nasıl buldunuz siyah beyazların performansını? Performans için çok fazla söyleyecek bir şey. Çok şey var ama çok fazla söyleyecek bir şey yok. Muhteşem bir performans. Yani düşündüğüm zaman sezonun en iyi maçlarından birini oynadı Beşiktaş. Hani bu kadar üst düzey oynadı, çok fazla maç var ama bunu diğerlerinin biraz üzerine koyuyor. Hatta maç sonunda Sergen Hoca'nın da açıklaması, hani böyle bir skor biz de beklemiyorduk ama dedi. Yani beklenti içinde olmadığını söyledi ama hani çok doğru oynadı Beşiktaş. Bir de 14 dakikada 3 gol ve kaçan ondan sonra pozisyon. Kaçan en az 3-4 tane 5 tane pozisyon var. Yani ilk yarı çok daha farklı bir skor izleyebilirdik. Tabii buna biraz Alanya'da Hatayspor da müsaade etti. 3-0'dan sonra o kadar çok oyundan düştüler ki biraz şey gibi oldu. 3-0'dan sonra Hatayspor. Yani bitse de gitsek yani daha sağ fazla yemeyelim. Toplantı yaptılar zaten. Topladı. Diyuf mu? Diyuf topladı zannedersem. Toplantı yaptılar. 30. dakika civarı Hatayspor 3-0 geride olmasına rağmen maçtaki bence en iyi oyunculardan biri kalecileriydi. Böyle özetleyebiliriz. Diyorsun. Evet. Bence öyleydi. Yani en iyi dediğim kaleci. En iyi oyunculardan biriydi ama 3 tane yemiş olmasına rağmen. Yani Beşiktaş'ın baskısını, girdiği pozisyon sayısını, kalecinin kurtardığı top sayısını ancak böyle açıklayabiliriz. Ya muhteşem bir kere skor çok
inanılmaz bir skor. Ama oyun olarak da şimdi Turgay abi dedi ya bazılarını söylemeyebilirim. Çok oyuncu ismi zikretmek unuturum istemiyorum. Unuturum evet, birini dedi. Haksızlık bütün olur. Yani oyuna giren, sonradan giren, çıkan, maç oynayan herkes iyiydi. Ama tabii ki birkaç tane oyuncuya parantez açmakta fayda var bu maçta. Özellikle Gezal'a. Özellikle sezon boyunca beklenilen performansı gösteremeyen Laiç'e. Bugün özellikle. Enkudu'ya. 4 maçtır inanılmaz skor katkısı var Enkudu'nun takıma da. Ya bir inanmışlık var Beşiktaş'ta çok belli. Hem maç içerisinde hatta Rıdvan'ın gol attığı pozisyonda Ersin da kendi kalesinden depar atarak gitti arkadaşını kutlamaya. Çocukluk arkadaşı. Evet, evet. Beraber. Ki 5. gol verdi. Yani. 90. dakikada atılan tek gol değil yani 5. gol. Turgay abinin söylediği gibi ısınmada da oyun içinde de kadroda olmayan tribünden maçı izleyen oyunculardaki o coşkuyu da görüyorsunuz. Yani o havaya girmiş Beşiktaş. O havayı yakalamış. Bunun neticesinde de çok iyi bir futbolla. Çok efektif bir futbolla. Ben ilk yarıdaki oyunu son 20 yılda izlemedim Beşiktaş'tan. Bir dönem dönem bu tarz maçları var ama yani böyle bu, bir 15 dakika bu tam, hiç hatırlamıyorum. Bu tam üst düzey oldu abi. Yani, yani sanki Barcelona'yla bir normal takım oynuyor. 15 dakika öyle bir maçta. Geçen hafta Rize Spor maçı da İlk böyleydi. Başlangıç öyleydi ama bu kadar pozisyon yoktu. Evet yani bölüm bölüm. O fragman gibi kaldı. Tabii tabii bazı maçlarda birçok maçta bölüm bölüm bunu oynadığı zamanlar oldu. Ama bu kadar uzun süreli Beşiktaş'ı böyle izlemedik açıkçası. Ve iyi dinlendirdiler. Yani dinlenme olaylarına baktı yine top vermediler. Dinlenirken topu tuttular. Evet. Yine topu vermediler. Çünkü eskiden Beşiktaş dinlerken topu kaptırıyor ve gol pozisyonu veriyordu. 3-0'dan sonra Hatay hakikaten çok düştü Turgay abi oyununa. Yani oyuncuların ben az çok tahmin edebiliyorum. Düşersin ama ya. Tabii düşüyorsun ve oynadığın takım aslında Beşiktaş'ın oynadığı takım Hatayspor bir taraftan da Avrupa hedefi var. Hani ligin sonlarında olan bir takımla puan alamamış bir takımla oynamıyorsunuz. Ligin iyi takımlarından bir tanesine karşı bu skoru alıyorsunuz. Evet. O çok önemli. Yani tek söyleyecek şey Beşiktaş tamamıyla şampiyonluk moduna girmiş gözüküyor. Oyun iştahı gerçekten göz kamaştırıcıydı Beşiktaş takımının. Ya şey düşünüyorum ben 9, 10, 11, 12 o yaşlardayken hava çok daha yağmurlu oluyordu. Kış mevsimleri çok daha yağmurluydu ve dışarı çıkamıyorduk top oynamak için. O yağmurlar bitince kendimizi sokağa attığımız zaman ya böyle canavar gibi oynuyorduk. Anlatabiliyor muyum? Yarınlar yokmuşçasına bir futbol oynama aşkımız, sevgimiz depreşiyordu. Zaten o anı bekliyorduk. Öyle bir his vardı Beşiktaş'ta bana geçen bugün. Ben de Sergen Hoca'ya zaten mesaj attım. Hocam ne yaptın bu çocuklara dedim. Evet. Ne yaptın bu çocuklara dedim. Ya, yarınlar yokmuşçasına oynadı evet, Beşiktaş. Sanki iftara yetişecekmiş gibi telaşla pide almaya koşan bir adamın heyecanı. Sanki ligin son maçını oynuyor da avaraj ona ihtiyacı varmış gibi oynayan bir takımın heyecanı. Ama beni en çok ilgilendiren şu. Beşiktaş 5-0 önde. Sağ bekte Royce öne çıkıyor. Öndeki oyuncu geri geliyor. Soldan Ensakal öne çıkıyor. Enkudu arkaya kademeye kolluyor. Yani orada bile işi bırakmadılar. Çok dikkatimi çeken başka bir şey. Bütün gol pozisyonlarında ofsayta çok dikkat ettiler. Hep bir adım beklediler. Evet. Hep beklediler ve uyarı almışlar ya da çalışmışlar diyelim. Hep beklediler. Arkadaşım bir saniye geç atabilir. Bir saniye geç atsa da sen o topa yetişirsin. Bekle demişler. Sağdan gelen 3. goldü galiba. Orada tam koşarken durdu. Sonra koştu Royce. Evet. Yani dolayısıyla bugün her şeyi yaptılar. Kusursuz fırtına diyebiliriz. Ben Gezal'ı zaten çok beğeniyorum.